Yani kablosuz internet ağının bu noktada kesilmesi bakanlıkta. Ya bunu da bir mantığını tabii çözmekte biraz zorlandım ben açıkçası, ama var mıdır? Ya da bir şey daha, o da önemli bir ayrıntı. Yabancılarla evli diplomatların oranı %20'yi geçmiş durumda ve bundan memnun değiliz diyor Hakan Fidan'ın, böyle bir durumunun olduğu. Şimdi o zaman biraz bunu da, yani mesela kablosuz internet bu niye kesilir? Bu buradaki kesilmenin amacı nedir? Sonuçta yine bir haberleşme ihtiyacı yok mudur? Dışişleri tamamen kendi içine gömülmüş bir dışişleri de nasıl olabilir? Nasıl bir işlev görebilir diye akla geliyor tabii. Evet, tabii bir taraftan da hatırlayalım, Hakan Fidan'ın aslında istihbarat teşkilatının başında olduğu zaman işte Gülen cemaatinin üyeleri, FETÖ'cüler her tarafa o kadar sızmışlardı ki Evet. kendisinin Suriye ile ilgili ifadeleri Dışişleri Bakanlığı'ndaki bir toplantı sırasında tabii dışarı sızmıştı. Doğru. Ben işte onun için aslında özel olarak çok ciddi bir hassasiyeti olduğunu anlıyorum. Tabii ki ben açıkçası hani böyle çok özel bir uzman edasıyla ayrıntısına giremeyeceğim, ama hani her şey, yani iki uç arasında gidip gelmenin de bir manası yok. Yani her şeyi böyle yasaklayarak herhalde tahmin ediyorum kablosuz internet kullanımının işte Bir beka delinmemesi sorunu için buna olmasın göre önlemler de mı? vardır. Yani Doğru. Yani kablosuz hani internet bir beka sorunu olmasa gerek tabii. Bilemedim şu an. hayır, ayrıca hani ona, ya yani mesela yabancılarla evliliğe gelene kadar bir kere o zaman şunu bizim sorma hakkımız doğuyor. Bazı büyükelçiler var. Onların, bırakın eşlerinin yabancı olması, kendileri çifte vatandaş. Şimdi ben mesela şunu illa söylemiyorum, efendim çifte vatandaştan büyükelçi olur mu? Ben öyle bir şey demiyorum. Değil, evet. Sadece şunu söylüyorum. Durum tespit. Yani siz bir taraftan şu küreselleşme çağında, efendim sizin eşleriniz yabancıysa siz o zaman potansiyel olarak işte casuslarla evlenmiş olabilirsiniz gibi bir kaygıyla yaklaşıyorsanız, o zaman gidip başka bir ülkenin anayasası üzerine yemin etmiş insanları o zaman bir şekilde, yani bunlara görev vermeyi durdurmanız gerekir ki yani bana gelen bilgi, yani sadece dışarıdan atama, siyasi atama büyükelçiler değil, hatta kabinede de çifte vatandaş olduğunu anladığım kişiler olduğunu iletildi bana. Ama her şeyden önce işte Fidan demiş ki, yani işte yabancılarla evliler, hani mevcutlar şu ana kadar mevcutlar üzerinde hani olumsuz bir şeyimiz olmayacak, işlemimiz olmayacak. Ama hani kritik görevlere gelme konusunda daha şüpheci yaklaşacağını anlıyorum. Şimdi kritik görev derken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en kritik görüşmesine işte Merve Kavakçı'nın kızı giriyor, yabancı bir eşinden olma, yabancı soyadlı. Dediğim gibi biz bunları şu anda eleştirerek söylemiyorum. Mesela bunu ben bir şey olarak koyuyorum ortaya. Bir veri olarak Evet. koyuyorum. Evet, Yani öyle. eleştiririz, eleştirmeyiz, tartışırız, tartışmayız. Orada mesele onun yani vatandaşlığı mıdır yahut da annesi nedeniyle orada olması mıdır vesaire, bu tercüman şeyi var mıdır? Onlar ayrı bir tartışma. Ama hani onlara gelene kadar, yani son 10 yılda Türkiye'nin çeşitli ilçelerinde hani Suriyelilerin sayısı, sığınmacıların sayısı yerel halkın üzerine çıkmış durumda. Yani bunlara kafa yormak gerekiyor. Ne bileyim işte Türkiye'nin maalesef düzensiz göçmenlerin yol geçen hanı olduğunu, düzensiz göçmenler yabancı uyruklu bildiğimiz Evet. kadarıyla, değil Evet, mi? tabii. Dolayısıyla bunlar çok daha ciddi sorunlarken tutup bunun üzerine eğilmek hani biraz orantısız Gibi geliyor geliyor, diye değil mi? düşünüyorum Evet, açıkçası. yani kimdir bu insanlar? Kaydı kuydu ne kadar yapılmış? Gerçekten yani bir zulümden, bir şeyden mi kaçıyor, yoksa burayı da karıştırmak adına belki özellikle göndermiş kişiler aralarında var mıdır, yok mudur? Bu şu açıdan önemli. Dün de bir haber iletmiştik. İran sınırına giden, İran'dan
geçen, kaçak yollarla geçen bir milletvekili, İYİ Parti Bursa milletvekili böyle bir şey yaptı ve o anları da kameraya kaydetti, hatıra fotoğrafları çektirdi. Ya bir köy görüyorum diyor, oraya da gitsem gideceğim, bir problem yok. İki taraf açısından da, hem orada hem bu tarafta, yani bu sınıra betonlar örmek de bir sorun, yani bir çözüm olmuyor belli ki. Ama ne yapılmalı, bu sınır güvenliği nasıl halledilmeli? Gerçekten üzerinde belki de en çok durulması gereken dışişleriyle, içişleriyle birlikte değil mi? Görüşülmesi, konuşulması yani gereken. Buyurun. Bir de yani sürekli bir eylemle söylem arasında bir çelişki oluyor açıkçası. Söyleme geldiğinizde diyorlar ki o bizim sınırlarımızdan biz kuş geçirtmiyoruz vesaire. Ya hem öyle hem de ondan sonra öyle böyle bir rakamlar veriliyor ki yani bu arada şu kadar milyon kişiyi de yakaladık geri gönderdik. Yani bir dakika, hangisi başarı? Bu kadar kişiyi yakalayıp geri göndermen başarıysa o zaman demek ki sınırların yol geçen anı olmuş. Heh. Hani onu bize bari... Çünkü sınırın içinde yakalıyorsun. Yani oraya girmiş oluyor zaten. O sınırdan nasıl geçti? Mevzu bu değil mi? Aynen öyle. Tabii. Benim tabii önümüzdeki döneme ilişkin bir doğrusunu söylemek gerekirse bir endişem. O da tabii elimde çekiç olanın her şeyi çivi olarak gördüğü şeklinde bir inanış vardır. Tabii doğaldır. Yani ben bunu en baştan bir Hakan Fidan'a bir kredi tanımak gerekir. Sonuç olarak 13 yıllık bir istihbarat geçmişiniz olunca bir takım refleksleri terk etmeniz kolay olmayabilir. Ama işte mesele de o. Orada Hakan Fidan, ben istihbaratçı kimliğimle ve geçmişimle ve birikimimle geleceğim ve bu bakanlığın zihni kodlarını ona göre değiştireceğim derse, biraz Osmanlı'dan bu yana belli bir birikimi olan ve bu devletin temel kolonlarından birini oluşturan bakanlığa haksızlık ettiğini, haksızlık edeceğini düşünürüm açıkçası. Hani bu kurumun da demek ki bir birikimi vardır, bir tecrübesi var, bir kurum kimliği var. Ona da kulak vermek, ondan yararlanmak, yani her şeyden önce yararlanmak. Yani bu bakanlık, Dışişleri Bakanlığı da kendisine çalışan bireylerden oluşan, ki sonuçta onlar kendilerini sizden benden daha fazla önemseyen, bakın tırnak içinde söylüyorum. Yani biz işte çok önemli bir iş yapıyoruz. Devletin âli çıkarlarını hem içeride hem dışarıda savunuyoruz diye kendilerini kendilerinden bağımsız, kendi çıkarlarından bağımsız büyük bir misyon atfeden, ona göre davranan kişiler. Dolayısıyla bundan da yararlanabiliyor olması beklenir Hakan Fidan'ın, ki özellikle MİT'ten önce TİKA başkanlığı çerçevesinde de bir mesaisi de oldu diplomatlar. Hep böyle klişe gibi geliyor ama devlet geleneği ve kurumların hafızası bundan da hiç azade değil dışişleri gerçekten. Ama ne kadar o hafızaya belki danışılacak ya da o hafızanın varlığı kabul edilecek. Şu ana kadar biz çünkü hep bu devlet geleneği konusunda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin biraz daha belki alerjik reaksiyonlar gösterdiği konusunda konuklarımızla konuşuyorduk. Yani zaman zaman bu anlamda da eleştirilen bir iktidar olduğunu da hatırlatalım. Bir şey daha var bu yazıda ama o da Mevlüt Çavuşoğlu ile ilgili bir kısım. Hani Fidan'ın selefi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan öylesine bir yaka silkme durumu oluşmuştu ki diyorsunuz. Bunu biraz açalım mı? Yani çünkü baktığımız zaman bazı şeylerde hani Mevlüt Çavuşoğlu'nun işte atıyorum Yunanistan'daki bir mevkidaşıyla yaptığı bir basın toplantısında bir anda öyle bir şey söylüyor ki milli duygulara işaret ediyor, bir onlara dokunuyor. Aa ne güzel oldu ya, korudu bizi vesaire der oluyoruz. Ama onun dışında bunlar yetmemiş anladığım kadarıyla. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bu yaka silkme durumunu açsak, niye acaba yaka silkilmiş durumda? O biraz yönetim şekli ve kişisel meselelerden de kaynaklanıyor. Ama demin de söylediğim gibi tabii Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir taraftan da kendi seçmen kitlesi vardı. Ve hani bir takım uygulamaları o nedenle kendi seçmenlerine yönelikti, ama özellikle yönetim şekli açısından insanlara işte seslenişi, insanlara davranışı vesaire açısından o anlamda olumsuz bir iz ve ağızlarda acı bir tat bıraktığını söyleyebilirim açıkçası. Bir de dediğim gibi
Özellikle hem bakanlıktaki kişileri tavırları anlamında bir mutsuzluk vardı. Ama onun dışında da dediğim gibi hiçbir şekilde bakanlığın fiziki şartlarını Evet. iyileştiren hiçbir adım atmaması da çok rahatsızlık veriyordu. Ben şunu biliyorum, işte Beştepe'deki bazı yetkililer diplomatlara şey demişler, yani Cumhuroğlu döneminde bütün bakanlıkların burada işini takip eden birileri var. Bir tek sizin bakanlığınız sahipsiz, sizin adınıza kimse burada bir şey takibini yapmıyor diye. Yani biraz böyle dediğim gibi fiziki şartlarıyla ilgili böyle bir üvey evlat Yani. durumunu yaşamış olmaları da söz konusu. Bu kadar temsil noktasında olup da bu kadar geri planda tutulmuş olması da ne büyük bir çelişki aynı zamanda. Bir şey daha son olarak belki Hakan Fidan'la ilgili şunu sorayım. Yani evet istihbarattayken elbette biz çok fazla onu yani konuşurken toplum önünde böyle çok fazla görmedik. Ama şimdi bakanlık tamam biraz daha böyle wifi'ler falan kapatılıyor ama yine de toplumla da mı ilişki biraz daha böyle sınırlı olacak acaba? Biz yine Hakan Fidan'ın sesini böyle aralıklarla duyup da aa böyleymiş ses tonu da mı diyeceğiz? Biraz böyle bir bakanlık süreci mi bekleyelim? Zannediyorum öyle olacak. Çünkü zaten bu kademeli olarak yerleşen bir durum. Yani geçenlerde bugün daha bir emekli diplomatla konuşuyordum. Hakan Fidan'ın gelmesini aslında otoriterleşmenin derinleşmesi olarak ifade etti. Ben de katılıyorum hakikaten. Ve bu otoriterleşmenin derinleşmesinin bir boyutu her daim karar alma süreçlerinin çok az insan tarafından gerçekleştirilmesi, bunun kamuoyunda hiçbir şekilde sorgulanmaması, kamuoyuna hep böyle bir takım algılar üzerinden mesajlar verilmesi ve şöyle bir anlayış var. Ya biz devlet baba olarak zaten bilmesi gerekeni biliyoruz. Size de bilmeniz gereken hep olumlu şeyleri söyleyeceğiz. Bilmemeniz gereken şeyleri bilmeseniz de olur şeklinde bir tavır var. Ben yazımda da bahsetmiştim. Yani ben 91'de başladığımda Ankara'da, hani haftada bir Dışişleri Bakanlığı'nda, o zaman biliyorsunuz geri demokrasiydi, kötü demokrasiydi. Haftada bir briefing olurdu, haftalık briefing olurdu ve biz orada gider her soruyu sorardık. Her soruya yanıt alamayabilirdik belki, ama en azından o soruyu sorardık. Şimdi bir kere bu Mevlüt Çavuşoğlu döneminde de kaldırıldı o haftalık briefingler. Onun dışında hani mutat bazı şeyler vardır. İki bakan görüştükten sonra işte açıklama yaparlar. Şimdi mesela ben gözlemliyorum, eğer Avrupalı bir bakansa yahut da işte Dışişleri Bakanı Avrupa'ya gitmişse, Macaristan'a gitti, orada bir basın toplantısı oldu. Ama işte mesela Libya'dan ya da Orta Doğu'dan birisi geldiğinde işte görüşme oluyor ama ondan sonra basın toplantısı olmuyor. Dolayısıyla çok böyle seçici davranıyorlar. O nedenle hani daha az bilgiye ulaşacağımız, kamuoyuna daha az bilginin verildiği, artı bir de müthiş tutarsızlıklar da var. Şimdi mesela KKTC'de bir şey oluyor. Ömer Çelik açıklama yapıyor Dışişleri Bakanlığı'ndan önce. Bakın yani Karadeniz'de bir mürettebat Türk olan, ismi Türk olan ama bayrağı efendim bilmem başkaymış. Yani tabii ki yani biz biliyoruz denizcilik sisteminde çoğunlukla bayrak başka ülkeye aittir. Burada buranın üzerine Rusya uyarı ateşi açıyor. Rus askerleri iniyor ve biz bununla ilgili açıklama duyamıyoruz açıkçası. Sonra bu da eleştirince, açıkçası ben kendi işte YouTube programında da eleştirdim, T24'ten yayınlanan YouTube programında CHP Genel Başkanı eleştirdi. Bakın ondan sonra ne oluyor? İletişim Başkanlığı birebir değil, İletişim Başkanlığına bağlı dezenformasyon merkezi açıklama yapıyor ve diyor ki bu tür haberler manipülasyon amaçlıdır diye bize hedef gösteriyorlar. Ya yani biz soru soruyoruz. Diyoruz ki bu Türk gemisine, Türk mürettebatı vesaire bir olay olmuş. Hani Türkiye niye tepki göstermiyor? Bu
sanki biz böyle manipülasyon yapmak için bunu söylüyoruz diye İletişim Başkanlığı da bile değil, ona bağlı dezenformasyon merkezi. Hani üstelik de efendim bu olay uluslararası sularda gerçekleşmiştir. Ya bir de yani Türk su karasularında Değil gerçekleşseydi. mi? Ya Değil o mi? zaman savaş Evet. nedeni zaten. Anlatabiliyor muyum? Tabii. Hani deniz Tabii. kuvvetleri de eli armut tutmuyor herhalde, onlar da müdahale ederdi. Yani uluslararası sularda oluyor olması, hani bu uluslararası sularda olduğu için biz sesimizi çıkarmadık mı demeye getiriyorlar. Yani bu da normal değil. Meşru oldu.